Cümleten Selamun Aleyküm. Elite'e giden Mage bölüm 1'e hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bu seri bir sıfırdan serisi değildir. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. İtemlerimi oyun içinde tanıttım zaten. Tekrardan üstünden geçeceğim. Öyle çok bir itemimiz yok. 7 Scorching Staff artı 6 Ron set HP'li old takılar abi. Bu kadar. Bir de şurada 8 MP'li setim var. Yaratık keserken JR'de falan bunları takıyorum. Yani çok basic bir başlangıç. Toplasan 7 GB yok. Benimle beraber başlayacak insanlar varsa eğer, hani ben de Mage oynayayım, karakteri geliştireyim, yaz ayı geldi, item fiyatları düştü. Ron set yapmazsan abi, Linen set yaparsın 1 GB'ye. Bunu almazsın skor artı 7'yi. Gidersin 800K'lık 1M'lik isimsiz stafflar var. Mithril staff. Onu alırsın abi, Mithril staff'ı. Emin ol bu karakterden çok bir farkın olmayacaktır. Bu arada ilerleyen dönemde de bu Mitrinlerden çıktı. Ron setimiz artı 6'dan 7'ye geçerken MP set olarak geçecek arkadaşlar. Bilginiz olsun, full MP set. Bunun ilerleyen bölümlerde ayrıntılarını söyleyeceğim sizlere. Tek tek araştırdım. Bana en mantıklısı o geldi. Şimdi abi, yeni bölüm, yeni seri. Bunun hatırına 3 tane 400K'ya çekilişi yapalım sizlerle beraber. Şimdi abi, bizim çekiliş kurallarını biliyorsunuz. Bu video muhtemelen öne çıkabilir. Seri videosu olduğu için genelde YouTube bu tür videoları öne çıkartıyor. Yeni arkadaşlar da izleyecek. Onlara kanalımızın çekiliş tarzından birazcık bahsetmek istiyorum. Bizim kanalımızda öyle kanala abone ol, like at, paylaş, onu bunu etiketle, bu sayfayı takip et gibi şeyler yok. Bizim fıtratımız kimseye zorla bir şey yaptırmamak, kimseye bir şeye zorunlu tutmamak arkadaşlar. Yapmanız gereken tek şey yorum atmanız. O yorumda çekilişe katılabilmeniz için şart zaten. Onun başka çözümü yoksa çekilişe katmanın. Dediğim gibi biz kimseye zorla bir şey yapmıyoruz, yaptırmıyoruz. İsterseniz abone olursunuz, like atarsanız, bunlar tamamen sizin elinizde ve tamamen ücretsizdir arkadaşlar, bilginiz olsun. Bir şey kaybetmeden başkasına bir şey kazandırmış olacaksınız. Dediğim gibi 400K'ya kazanan arkadaşlar, 3 arkadaşımıza hayırlı olsun şimdiden. Daha fazla uzatmayalım, videomuza geçelim. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Şimdi bu gemleri kırıyorum abi. Neden kırıyorum? Bunun içinden çıkan yeni gem itemlerden pazarda hiç yok. Çıkartasak eğer güzel bir fiyat belirler, satarız. Bir de Mage'e geçtiğimiz zaman tekrar biriktirmeye başlarız. Kıralım abi 8 tane, bakalım ne olacak. Şurası 80M falan. Buz. Ulan bir şey alırız belki, belli olmaz. Bu yeni takıdan bir tane alsak son batışımızı da çıkartabiliriz. Bak burada görünüyor mu? Evet görünüyor. Tık, gelmedi. Herhangi bir şey verse bari ya. Gelmedi. Şel atıyor sürekli. Ver abi. Elixir staff. Bakalım verecek mi? Totemik. Son 4. Şel. Ver güzelim. Tık. Oasis. Yaramaz. Bunu upgrade ederiz olmazsa. Belki geçiriz. Tık, olmadı. Sonuncudan da shell aldık. Ne kadar çok shell attı ya. Bunun draw ile mi oynadınız? Ne yaptınız? Şöyle abi. Bunun 7'si baktım 100M ediyormuş. Şöyle artı 1. Artı 3'e kadar basalım. Bu arada ne kadar çok upgrade yapıyoruz ya. Geç abi 4'e, uzatmayalım hemen. 7'ye doğru ilerletelim. Evet. 4. Bu da geçer ha. Bütün stafflar artı 7 oluyor artık. Şöyle be. Yandan sağlık olsun. Evet beyler. Asas'la son JR'miz. Hop şunu çekelim şöyle. Mage'mizi aldık abi. Mage'yi zaten ayrıca göstereceğim. Buradan da çıkan gemleri kıracağız. Asas'ın son JR'si hüzünlü. Ama yapacak bir şey yok abi. İleride inşallah bir ihtimal yine döneriz. Tabi ne zaman bilmiyorum. Asas zaten çarı satmayacağım. İtemler satılsa bile karakterimiz sabit abi. Ama itemleri de satmayı düşünmüyorum. Dediğim gibi piyasa çok düştü abi. Şu an külliyen zarar item satmak. Bu kardeş mi çekti? Aynen. İtemlerimiz durur kenarda. Biz oyunumuza bakarız. Neyse ben bir JR'ye odaklanayım da şu JR'yi bitirip gidelim. Evet beyler, JR'miz bitti abi. Win aldık şöyle. 2 tane yeni Silver Gem'den, bir tane de Blue Gem. Kırıyoruz abi, biliyorsunuz. Sonuncu zaten. Artık Mage'mize ufak ufak geçiyoruz. Bu nerede? Buna da ihtiyaç yok aslında ama neyse dursun. Bunun sonuçta da şey yapabiliyoruz. Trade'den aktarabiliyoruz. Son kez bence güldürecek gibi hissediyorum. Geldik abi. Şunlar bir kırsın. Bekliyorum. Aha Murika aldı. Vallahi tık. Shell ve Impact. Okey. Şimdi abi geçiyoruz Mage'imize. Öncelikle itemleri falan hallettim. Onu Mage'de göstereceğim size. Bankayı falan ayarlayacağım. Şu üstümüzdeki parayı çekelim abi. Sadece bir paramıza bakalım. Ne var üstümüzde? Dur olmadı. 700. Dur lan. Herkesin başlayabileceği şekilde başlatıyorum Çar abi. Şöyle şu parayı da koyalım. 7.3.900. Tamam. Bu para kalsın abi. Bu parayı Mage'e aktarırız. 880'em dursun çünkü hesabımızı bilelim. Ne kasıyoruz, ne ediyoruz. Ben diğer son ayarlamaları da yapayım abi burada. Bunlar dursun. Bunlar çok önemli değil. Bunları zaten kullanıyoruz. Tamamdır abi. Bakalım hayırlısı. Bu arada da mevcutta itemleri gösterelim. Atasını abi. Değişiklik yok. Kok. 7 Mithril set. 1 Elf Belt. 1 Out. 9 MD. 8 BB. Rollerimiz var abi. Aynen. Devam. Güzel. Bu rolleri aslında Mage'de kullanır mıyım? Tank olmam gereken yerlerde kullanılabilir aslında ya. Şöyle çıkartayım. Depoda dursun. Ne olur ne olmaz. Karakterin biraz cana ihtiyacı olur. Kullanırız. Magemiz hazır abi. Şimdi parça parça itemleri göstereceğim. Niye bu itemleri aldım, kaça aldık falan kabataslak bahsedeceğim şimdi. Açalım abi inventory'yi. Görüyorsunuz pusu falan göstermeye gerek yok. Bunlar Rogue'den geçtiği için değişecek puslar zaten. Şöyle artı 6 Ron set yaptım. Şimdi neden bunu aldım? Bir tane Linen setim var şöyle göstereyim. MP. Bu MP seti JR'de yaratık keserken giyeceğim. O kadar. Başka bir şeyde kullanmam bunu. Bir de Draki falan dönersem orada kullanırım. Onun dışında full böyle üstümüzde HP basılır Ron set olacak. Fr'lerimiz var. Alt. Alt P. Şöyle Alt SS. Alt Belt of Life. Aynı şekilde kristal setim var. Yine yaratık kesmek için takacağım Alt şekilde. Şimdi Ron setle skorla başladık. Skor 7 ile. Skor 7'yi kaça aldık? 220 M aldım. Bunların da tanesini 145 ile 120 M arasında aldık. Toplasam burası abi 10 GB yok. Hatta yok 10 GB. 7 GB'ye falan dizdik. Karakterimiz nasıl? Karakterimizin özelliklerini gösterelim. Karakterimizde 90 def var. 100 define daha bayağı var. Hemen şunu da arşivden göstereyim sizlere. 100 defe ne kadar olduğunu. Neredeydi abi? Burada. Bu aldığım arkadaş full PKC'ymiş. Adam akıllı JR'ye girmemiş. BDV ile tamamlamış 190 defi. Şöyle Char'ın NP'si 3,5 milyon. NP'si var. Bir klana girdiğim zaman göreceksiniz Kareli M çıkıyor kenarında. 500K'da NP kastığımız zaman Kareli S çıkacak. Tabi biz kasana kadar başkaları da kasacağı için ortalama 4-4,5 milyon NP arasına çıkmamız lazım Kareli S için. Normalde Yeniçeri ben seviyorum. Şöyle göstereyim Yeniçeri'nin görselini. Yeniçeri çok güzel duruyor. Ama ben Ron setin görünüşünü çok daha seviyorum. Muhtemelen ne giyersem giyeyim göstermeyeceğim üstümde. Kapalı tutacağım. Karakterimiz bu şekilde arkadaşlar. Bilerek böyle çok düşük seviye değil ama düşük seviye tuttum. Herkesin ulaşabilmesini istedim. Hani herkesin dediğim. Belki birileri daha benimle beraber Mage oynamak ister. Hani benimle başlamak ister oyuna Mage olarak. Böyle bir karakter yapabilirsiniz. Bunun bir düşüğü ne olur abi? Sen 83 Rap 5 almazsın. Ben bilerek aldım bu arada bunu. Yeni gemlerden faydalanmak için. 83 Rap 5 almazsın. 83 alırsın. Sen de Silver Gem alıyorsun. Ben de alıyorum. Bir şey fark etmez. Sadece BDV'lerden mavi kutu almazsın. O kadar yeşil kutu alırsın. Bir 3M'lik falan kaybın olur. Bu tamamen biraz daha keyfi bir hareketti benim için. Bunu 83 yaparsın. 81 alırsın. 82 alırsın. Öyle de yapabilirsin. Şimdi buraya ne koyabilirsin? 8 linen set koyarsın. En kötü ihtimal diyorum tabii. 8 linen set şu anda 100M. Bir tane abi eline isimsiz staff var. Hatta bende vardı galiba. Bir gidin depomdan göstereyim. İsimsiz staff'ın fiyatı 800K mı ne? Ben öyle bir şey aldım. 800K ile 1.5M arasında değişiyor. Şöyle göstermek istiyorum. Açamadım abi. Burada. Görselinde bakın. Quest staff'a benziyor. Bu zaten serverdaki magilerin çoğu bunu kullanıyor. Ya şunla bununla bu staff arasında uçurum fark yok. Ama ben çok güçsüz gösterdiği için karakteri bu staff'ı kullanmak istemedim. Skor 7 aldık. Bizim şimdi abi amacımız Fr1'ler falan çok pahalı. Şu an Fr'nin tanesi 800M 700M arası değişiyor. Buralara birer LKP koyarız. Buraya yani Old Elemental kalabilir. Zaten buraya ya P1 koyacağız. Ya kristal nek artı 1 koyacağız. Buraya libol gelecek. O da bir müddet durabilir. Şu andaki benim amacım kastığım paralarla setimizi 7 yapmak. Ondan sonra takılara yöneleceğim. Daha sonra da 8 skora yürüyeceğim. Normalde aklımda 8 Helblot vardı. Ben çok seviyorum Helblot ama çok abes fiyatlar çekiyorlar. O yüzden şimdilik Helblot meselesini rafa kaldırıyorum. Yavaş yavaş geliştireceğiz abi. Sizinle beraber siz de gelişim aşamasını göreceksiniz inşallah. Zaten yüksek ihtimal ben JR'den de win alırım. Eğer tıklayabilirsem, az insan tıklıyor. Bakalım hayırlısı. Bu çarıda aceleden bu arada Rap 6'ya atacağız. Bilginiz olsun. X partilere bakıyorum sürekli. X Premium'umuzda 10 günü kalmış. DC Premium'un 27 günü var. Bu arada bir sonraki Premium için şu DC'nin bitmesini bekleyeceğim. Acelem yok. Tamamen sıfırlayalım Premium'u. Evet beyler, Mage'mizle ilk FT'mize girdik çok şükür. Şöyle TS'mizi bastık. Buradan X Flash'a, X Premium'a geçeceğim. Çünkü FT'de aldığın XP'e göre oranlanıyor. Şimdi bakalım, uzun zamandır Mage ile BF diyorum. FT'ye girmiyorum. İnşallah mavi kutu alacağız. Bakalım nasıl olacak. Bir önceki videoda sanırım itemleri tanıtmış olmam lazım. Ben hangi köşeye geçeyim? Bu arada DC, mavi parti DC'de toplandık ama DC sesini vermeyeceğim. Muhtemelen arkadaşlar istemez, komut verecekleri için. Evet beyler, birazdan bitmek üzere. Şimdi şeytanı keseceğiz inşallah. Görüyorsunuz ekipte vurduğum hasarı %80 abi. İyi, paslanmamışız. Güzel. Birkaç kere de PK çıktık mı? Ben niye skill atamıyorum? Birkaç kere de PK çıktık mı abi? İyice Mage'ye alışmış oluruz. 56 mı oynamak lazım? Neyse dur ben gideyim şu adamları bir dinleyeyim ya, yanlışlık olmasın. Evet beyler, mavimizi aldık. Şöyle göstereyim. Zaten alacağımız barizdi. Baya baya hasar vurduk. Nereden çıkıyorduk lan? Ton atınca çıkıyorduk. Güzel. Şimdi hemen şeye gitmemiz lazım. JR'ye. Evet beyler, Mage ile ilk JR'mize girdik. Şu abi SVSC basacaktım. Daha başlamadan önce basacaktım. Olmadı. Biri bana SV atmış. Basamadık o yüzden. Abi JR'de acımayacaksın SV'ye. Bas. 250k gitsin abi. Bir tane Black Gem alırsın. İçinden 4 tane 5 tane SVSC parası çıkar rahatlıkla. Tabi bunu JR'ye girmeden önce bassaydık çok daha iyiydi yani. Bu arada ekipte 2 Mage var, bir Warrior var, 3 Rogue var abi. Hemen milleti şuraya bir toplayalım. Gelin abi, tamamdır, devam edelim. Beyler JR'miz bitiyor. Şöyle kaç vurduğumu da görün. Toz yok ya, toz yok, şey yok, kağıdı yok. Çarı teslim aldığım için kağıt yoktu. Kağıt da bulamadım pazarda. Şöyle 2300 vuruyoruz tozsuz. Abi Silver Bar aldılar. Silver Bar'ı kaç sırayla kaçırdık? Krius. Oo baya. Aslında var ya, çok değil ha. Sıra mı kaydı lan? Garip bir şey olmuş. Sanki sıra kaydırmış gibiler. Neyse ama bize giren çıkan yok. Çok önemseme gerek de yok. Bir tane Black Gem, bir tane Green Gem. 2 adet de Silver Gem'le bu JR'mizi bitiriyoruz. 25 dakika oldu. Kaç dakikada bitirdik abi? 15 dakika gibi bir sürede bitirdik. Güzel. Herkesin eline sağlık. Bunu da Mage back'imize atalım. Ron setimizi giyelim. Bunlar PK'lıktı. Yaratıkları MP setle kestik. Şimdi de neredeyiz abi? Titan'dayız. Ekibin yanına geldim. Eksik vardı. Ben de getirdim karakteri. Rap 6 olacak biliyorsunuz. Onun için uğraşıyoruz. %78. Buff'ın tazelenmesini bekliyorum. Tekrardan çarı oturtacağım. XP inşallah. Şöyle skill'leri de ayarladık. Çarı LR yaptım. Getirdim abi. Burada biliyorsunuz Titan'a LR çok fazla vuruyor. Bir de çok fazla kitleniyor bu yaratık. Buradaki amacımız zaten hasardan daha çok kitlemek olacağı için böyle bir şey yaptık. Acaba bunları değiştirsem rol mü taksam? Zaten FR'ler bir atak vermeyecek bize. Neyse ayar çekeriz. Baktık çok hasar yiyoruz, öyle yaparız. Şimdi işten geldim. Char hala XP'de sıkıntısız bir şekilde. Şöyle oyun saatini göstereyim sizlere. Şu an saat 7'yi 20 geçiyor. XP'miz %86 oldu. Üstümüzdeki para 63M. 1 saat geniyemiz kalmış. Geniye temin etmemiz lazım. Çöpler çok çöp gelmemiş de iyi bes gelmiş. Neyse gelenler çok önemli değil. XP önemli bizim için. Şimdi BDV de girmedik bugün. Eğer duruma göre JR de girmem. Terra Rap 6 yapana kadar Çakılı Titan da bırakırım. Zaten çok bir şeyimiz kalmadı. Maksimum 1,5 gün sonra falan bu çar hazır olmuş olur inşallah. Rap 6 basarız. Güzel olur bizim için de. En azından yeni gemlerden alırız. Neyse abi devam edelim. Çöpleri de VIP'ye atıp devam ederiz. İşten geldim abi şimdi. Şöyle saati göstereyim. Saat 7:10 geçiyor. Küçük bir farkla da BDV'yi kaçırdık. Kötü oldu abi. Şöyle XP'mizi görüyorsunuz. %90'a kadar çıkarttık. Şu çöplerimizi de satalım. Biliyorsunuz Res olduğu için de gece 4'te kapandı. Normalde bugün ne güzel kasacaktı. Akşam 7'ye kadar. Sağlık olsun abi. Daha müsait bir zamanlarda yine bırakırız. Şöyle itemlerimizi falan da ayarlayalım. Çarı da JR'ye, FT'ye hazırlayalım. Evet beyler. Akşam JR'mize girdik. Bakın ben SVSC basacaktım. Neyse basmadık. Okçumuz var mı? Var. O atsın. Eğer baktık olmuyor. SVSC basarız. 2 adet Warrior'ımız var. Nerede? Biri bu. Biri de bu arkadaş da. Şey yok. Priest yok. Çok garip. Ben de diyorum nasıl bu kadar çok Warrior'umuz olabiliyor dedim ya. 2 Warrior, 3 Mage, 2 Rogue'ye garip, 3 Rogue'ye garip bir ekip olmuşuz. Bakalım Allah kerim. Devam edelim. İnşallah kazanırız ama zor gibi görünüyor. Şöyle dakikayı göstereyim. Ne kadar oldu? 40 geçe basmıştık. 50'de çekti. Adamlar 9 dakikada deva kestiler. Biz 3. odadaydık. Yine iyi geldik. Öyle kalka öyle kalka geldik ama yapacak bir şey yok. Kaybettik. Priest'siz bu kadar abi. Bone Dragon bir çıktı. Anasını ağlattı ortalığın. Bir tane Blue Gem, bir tane Black Gem'le bugünü kapattık. Vur 45. Nolar uzat vur. Zetek ver. 2'yi vurma. Restore sil. Tozuna bas, çiftlen ovanı. Fr atmış direkt. En sağlı. Küçül. Küçül en sağlı. Felon altına doğru. Çekeceksin bana. Çiftlen ovanı. Hazır. Çek bir felon altına uzatarak. Çite doğru. Abi en içi onu aldım. Uğraş seni. İçine staff oyna. İçine staff oyna. İçine staff oyna. Vur. Sonra nolarını vur. Sol tepe üstüne doğru vur. 960 aldım. 2'yi vurma çık. Geri gel bir tur. Geri gel. Vurduğun yere tekrar dön. TPC doğru hazır. Restoransif tepeye doğru hazır. En sağ fel altına doğru gel. Çite doğru. Manayı fulle. Uzat önüne. Vurun olarak. 10 aldım. Vur her şeyini vur. Yapmaya aldım. Ay, restore aldım sil. Vurun olarak. Aldım 960. Gel benimle. Bana vere tut gel. Bana vere tut gel. Var şu çıkardım seni orada. Önüne 45 hazır, sollu tepeye doğru hazır, tepeye doğru hazır. Vur 45 şu çek manayı tepeye doğru uzat, vurun olarak. Uzatarak vur. Süper, çık geri, çık Allah. Yan girişe doğru. Yan girişe doğru gel, elite doğru. Önündeler. Çaktırma görmedi, sollu uzat, vur sollu köşeye doğru. 2 de vur, hepsi bizim. Hepsi bizim. Çok iyi. Çık geri. Aldım. Veren böyle, nick versin bana. Demir yürek aldım seni. Tek atmış uzat vur. Tek atmış. Devam et. Sağlam geliyor. Önüne doğru hazır çek vur. Onların girişi doğru. 10 yok. Aldım. Vur hepsini hepsi bizim. Vur hepsi bizim. Çık geri çık geri çık 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 çık. Devam et önüne. Önüne sür tam ortaya doğru. Fr atmışlarla sollarını uzat vur. Çektim ben abi vur. 2 de uzatarak vur. Aldım onu. Zetek ver. Çık tepeye gel. Sollarına uzat vur. 70 de vur. Çektim ben abi vur. İçine atladı. Vur her şeyini vur. Vur yıkılacak orada. İçine staff oyna. İçine staff oyna. Apo gel benimle. Sağlı sür. Önüne atmışlar. Kafaya hazır. Vur. Arka doğru. Uzatarak vur. Uzatarak vur. Restore sil. Zetek ver. Zetek ver. Sür üstüne. Bir undi please. Hazır. Yan atmış hazır. Vur. Ferelerini de vur. Vur her şeyini vur. Aldım 2'yi. Aldım 2'yi. Dön arkaya vur. Uzatarak vur elite vur. Mana vur. Aldım o. İkinciyi aldım. Buraya şimdi vur. Bas. Şimdi al. Safa gel. Safa gel. Safa sür. Restore sür. Bile dolu. Safa sür. Staff'sa birliğe vur. Demir yürek kür. Arkadaki birisi tut tekne. Sağdaki. Restore sil. Çık geri. Sürüsünden olar hazır. Tepe doğru hazır. Vur. 2 de vur. Zetek ver. Staff'a gel. Aldım onu. Bir tut oynat. Bir tut oynat. Mana vur. Mana basara vur. Aldım onu. Aldım onu. Hemen staff oyun içine. İçine staff. İçine staff. İçine staff. Z staff. Z staff. Z staff. Öldür ara. Z staff. Uzat önüne olan hazır. Vur. Uzatarak bizim girişiyordur. Her şeyi vur. Çektim. Aldım. Aldım 2. Aldım 2. Ölmeyeceksin. Çık 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 çık. Suya doğru gel şimdi. Teknova beyler. Teknova. Kafaya nova atma. Uzat. 33'lere oyna. O suçlarına at şunu yan atmış vur. Aldım o. Yan atmış vur sonra 70'lerini vur. Çok güzel. Aldım şükür. Aldım o. Bırak. Seyirciler bitti. Eler bitti amına. Sür. Beni çeksen orada olan varsa. Toplat. Toplar tat. Geldi. Aç önünü varını. Hazır. Vur. Mana basarak vur. Pires silsene kanka. Piresini sil. Aldım o. Restoran. Priest'lerini sil. Uğraşınıza tek ver. Ulan Arif amına koyayım seni. Staff ön içine. Şu önüne doğru. Tekle şu arkadakini. Dolu dolu süperli. Sür. Tozunu bas. Karşıya doğru tozunu bas. Çiftlen ovanı. Önüne doğru hazır. Çek vur. Aldım o. Bırak. Çık geri çık. Onum yok. Öldü Priest. Priestler öldü vurur. Detek ver. Detek ver. Dolu. Birli dolu birli. Onum yok. Geldi aldım. Detek ver. Gelirsin. Çek. Vur sap. Yan atmışla uzat. Vur. Sonra ne olanı vur. Aldım o. Bırak. Çok iyisin. Detek ver. Zetek ver. Dolu birli dolu. Restore sil. Siktir. Sağlı. Novan aç. Sağlı. Sağlı önüne dur uzat. Çek vur. Çektim. Vur. Bir onu aldım. Zetek ver. İçinde Zetek ver. İçine staff oyna. İçine staff oyna. Restore sil. Seri buraya TP yap. Yanıma TP yap kıpırdama. Hazır vur. Süperli vur. Zetek ver. Zetek arkadan olanı aç. Vur. Dolu. Bunu olanı vur. Aldım. 960. Restore sil. Ya sağ staff'a gel. Dolu. Staff'a gel staff'a. Priest'e vur. Priest'e vur. Dolu. Yön aldım. Aldım o. Adam 2'de 1. Uzatarak vur. Çektim analarında vur abi. İçine staff oyna. Mage gelecek. Mage gelecek sana. Bütün tona. Hadi tohum at. Yani illet bir tohum atmıyor o ya. Açarken adam kesiyor. Sol yola doğru uzat, vur. Çektim ben adamı. Zetek ver. 2 kere. 2 kere zetek ver. En sağa gel köprü tarafına. Böyle ben şu Draki görevini de bitirdim. Bayağı bir uzun sürdü. 21 dakika. Dinlene yaptık abi. Toplamda XP'miz ne oldu? 92.63 oldu. Hepsini bitirdik. Şöyle bir de çıkış için onaylayalım. İyi güzel hiç VB falan alamadık ama yapacak bir şey yok abi. Şimdi beyler benim Mage'de bir JR'ye girme taktiğim var abi. Bekliyorum son 5 saniye. Şuraya doğru koşacağım. Göstereceğim şimdi size. Abi son 3 saniye bak. Böyle koşuyorsun. Hiçbir şey yapmıyorsun. Tamam mouse buraya basılı tutuyorsun. İlerletiyorsun. Direkt ileri doğru koşmuş olursun. Bak mesela millet arkada bekliyor. Ben direkt ileri doğru koşuyorum. Mesela LR Mage olsan tık tık zıplarsın. İleri doğru alırsın. Çok büyük bir şey mi? Değil ama yine de takımı ileri doğru almanızı hızlandırır abi. MP set'e de geçtik. Elimizden geldiğince en hızlı şekilde oynamaya çalışacağız. P1'deyiz. P2'de tıklayamadım bugün. Ya, bir yanlışlık yaptık. Elimiz kaydı. Tıklayamadık. O yüzden P1'de girdik. Bakalım inşallah win alırız. Evet beyler PK'ya kaldık. Hemen abi HP setimizi giyiyoruz. Tak. Tamam bunlar üstümüze dursun. Çok önemli değil abi. Evet abi başlayalım. Evet soldaki öndeki pres kanka. Parazit tek aldım ben sana. Saplı. Hemen öndeki varıyor kanka. Tuttum birle. İpiydi. Evet. Hemen bir kafamdaki yok ki birle. Parazit Mike. Evet hemen yeni birli kanka. Koş. Torlu. Kafamda bak kafamda. Evet presi tuttum birle. Koş preste kanka birli parti başkanı Parazit Mike. 10 çevirdim ben. Saplılar. Hemen bir preste dön kanka. Gülledim. Pres mi varıyor mu? Birli kanka Parazit Mike. 10 çevirdim ben. Bana bırak kanka. Bana bırak. Hemen parti başkanına dön Torlu. Parti başkanı. Tor DB. Birli. Tor DB kanka. 10 ben de. Bırak bana aldım o. İçin sap. Hemen var. Küçülmüş okçu var kanka. CC'de bak. Birli küçülmüş okçu. Tek aldım ben Asas'a. Tutarsızdayım. Birledim. Parasını düştü. Bırak okçuyu bırak. Girdi kanka. DB tor açtım kafana. 10 çevirdim. 10 döndü dönmeseydi. Saplılar hemen birli varıyor var içinde kanka. Birli. Parası tutmayız. Vurdun öldü. Üstü tor. Z'den devam et sağdaki okçu. Öldü. Birledim. Öldü. Kes birliği de. Yeni birli. Yok ya. Güzel. Kazanma ihtimali yok bence. Kanka birli pres galiba birledim. Küçüldü. Koş içine kanka devresini düştüm beni verecek. Bir ağaca dönersin kanka. Çıktım. Çıktım DB'liyim. Tek aldım. Hemen savaştım kafama oynasana. Saplı. Tek aldım mı? 10 çevirdim. 10 çevirdim. Gel torlu kafa. Hemen şu varıyorları çıkart kanka. Birini tor DB. Diğeri siperli. Değil. Şimdi malisli. Malisli, malisli, malisli. 10 çevirdim. Tor dönüyor. Kimse kalmadı zaten. Des aldığı yer torlu. Girdi DB. Ay seniz bak yürüyemiyor. DB malisli. 10 çevirdim. Biri sağda, biri solda bunların. Sola geçti. Geliyor. Evet, Priest düştü Deva tekrar. Düştü. Evet beyler, Deva'dan da bir tane Silver Gem, pardon 2 Silver Gem, bir tane de Green Gem'le bitirdik. Arkadaşların da ellerine sağlık. Evet beyler, gece saat şu an 3. Biz girdik BF nereden çıktı? FT'ye girdik abi. Nerede durayım? Mavi parti aldılar beni. Hepsi Mage, bir tane Rogue'leri var herhalde. Sv atılsın diye almış onda. Ben kendime bölge belirleyeyim abi. Bakayım boş bir nokta var mı? Şu Rütger'in üst tarafına ben vurayım. Tamamdır. Bakalım inşallah bugün de mavi alırız. Evet beyler, bitti. Ne aldık abi? Mavi kutu. Çok güzel abi. Zaten belliydi mavi kutu alacağımız. Bayağı iyi hasar verdik. Şöyle gösterelim. Bir tane daha tokenımız oldu. Kaç token var? Hemen bir bakalım abi sizinle beraber. Şöyle Folk'a geçelim. Folk. Gel. 3 oldu mu? Muhtemelen 2 diye hatırlıyorum ama. Şunu depoya. Mavi kutu. Aynen 2 token olmuş. Bir tane daha girdiğimiz zaman FT inşallah 3-4 tane mavi kutumuz olacak. 18 Nisan 2024 güncelleme notuyla karşınızdayım. Hep beraber okuyalım, değerlendirelim. Ronakland bölgesinde 3 saatte bir lupus boss'u ortaya çıkacakmış. Eski lupus yaratığıyla aynı drop oranlarına sahip. Spirit Talisman etkinliği diyor. 30 tane Spirit Talisman getirince size Blessed Talisman Enchant itemi verecek arkadaşlar. Bu item görüyorsunuz. Hafta sonu giriş etkinliği. Şöyle bir gösterelim onu da. Birazdan geçeceğiz buna. Ronakland Bowl bölgesinde Esland bosslarının ortaya çıkma etkinliği 4 hafta daha uzatılmıştı. Biliyorsunuz Esland'da boss çıkıyordu. Şimdi Esland'la aynı anda CZ Bowl'da da çıkacak arkadaşlar. Bunu da PK'yı artırmak için yaptılar. 4 hafta daha uzatmışlar. Ben bunun sabit gelmesini yeğlerim yani. Sabit ortada çıksın. Ronakland 50 kill görevi süresiz olarak oyuna eklenmiştir. Bunu biliyorsunuz, bu da etkinlik gibi geldi. Sonra süresiz hale getirmişler. Premium sahibi oyunculara 100 milyon, premium olmayanlara 50 milyon X verecek. Ronakland, şimdi bu efsane bir şey bak. Ronakland Apost Flame ile Ronakland'daki Apost Flame ile Apostof bu Aoch, yani uzatarak okuyayım. Aof'la Aoch yer değiştirmiş. Bu da ne demek abi? Aoch ittifakı artık sona erdi. Aoch'ları ben gördüğüm kadarıyla şeyler dönüyor. Böyle bir Priest bir Okçu. Hani hatırlar mısınız? Eskiden AoF'larda yine bir Priest bir Okçu şeklinde kasarlardı bu AoF'un Fragment of Rage attığı dönem. Aynı şekilde olmuş arkadaşlar. Gayet de güzel. Orada zaten ittifak olma şansı yok. Yol üstü görev yapılıyor orada. Herkes gelip vurup rahatsız ediyor. Şimdi aşağı doğru inelim. Bu çok çok iyi olmuş. Ronakland bölgesindeki Aoch yaratıklarının güç değerleri Esnat'taki yaratıklarla aynı hale gelmiş. Yani güçlenmiş. Normalde Aoch çok güçsüz bir karakter. Ezik bir Asas'la bile gidip CZ'deki Aoch'ları kesebiliyordunuz. Şimdi öyle olmayacak. O yüzden demek ki okçular oraya geçmiş. VIP Manager Julia. Şimdi burada ne diyor? Trophy of High Class Flame seçeneği eklenmiştir diyor. Yeni eklenen UTC kutularını NPC üzerinden takas edebilirsiniz. Bizi ilgilendiren bir şey yok. Pek de bilgim yok UTC ile ilgili. Lemegaton görevi aktif olduğu zaman Summon Staff lokasyonları M üzerinde görünecek şekilde güncelleme yapılmıştır diyor. Bilgim yok bunun ne olduğu ile ilgili. OTP sisteme giriş yaparken boşluk halinde Enter tuşuna bastığınızda oyundan çıkması durumu engellenmiştir. Heh, güzel. Bazen böyle yazdığımı sanıyorum. Şeye bakmıyorum, ekrana bakmıyorum. Direkt klavyeden yazıp Enter'a basıyorum. Halbuki oraya tıklamamış olduğum için otomatik oyun kapanıyordu. Onu düzeltmişler. Aşı bölümü üzerinden title seçerek artık fare tekerleğiyle arama yapabilirsiniz. Tamamdır. Geniye güncellemeleri. Şimdi burada arkadaşlar Geniye çok değişti. Şöyle gösterelim. Buradaki range hareket etme, karakterin hareket etme kısmı değiştirilmiş. Böyle yeşil bir alan var. Tıkladığınız zaman sadece bu alan içinde kesiyor. Yaratık burada yok mu abi? Buraya geri dönüyor. Normalde hani Geniye nasıldı? Sen burada Geniye başlatırsın. Öbür tarafta da yaratık varsa ta oraya kadar koşuyordu. Şimdi onu engellemişler. Sadece bu çember içinde yaratığı kesip başlangıç yerine geri dönüyormuş. Aşağı gelelim. Geniye Sport bölümüne koyulamayacak eşyaların listesi. Biliyorsunuz bunları. Bakın hemen şuradan. Symbol of Gladiatorlar falan. Warrior'lar bunları koyarak elinin hızlı düşmesini sağlıyordu. Yani bir nevi makro gibi bir şey oluyordu. Tabii makro gibi demeyeyim de yani ona yakın. Bu da bir oyunun açığı olduğu için insanlar kullanıyordu, banlanmıyordu. Şimdi onu kaldırmışlar, iyi yapmışlar. Yani bu tip şeyler güzel şeyler. Niye? Çünkü şöyle söyleyeyim size. Oyunun bir açığı oluyor. Oyunun kendi hatası oluyor. İnsanlar onu değerlendirdi, banlanıyorlardı. Yönetim de eskiden böyle ilerliyordu. Hani çözüm odaklı olmak yerine bu hatayı yapanı banlarım diyordu. Şimdi arkadaşlar çözümünü bulmuşlar. Gayet güzel. İnsanlar koyamayacak. En azından böyle bir şeyi de suistimal edemeyecekler. Görsel hata düzenlemeleri yapılmış. Eşya linkleme. Bak buradan Raptor, Shard direkt eşyasını buraya linkleyebiliyor. İsteyen de gidip AP'sine falan bakabilir. Çok önemli mi? Şimdi yeni başlayan bir oyuncu için önemli. İtemlerin ne kadar AP olduğunu bilmeyen oyuncular için önemli ama eski oyuncular artık hangi item kaç AP hepsini ezbere biliyor. Bu aşağıda nasıl kullanılacağını anlatmış arkadaşlar. Buradan bakarsınız. Jumbo Worm tekrar aktif hale getirilmiş. Transformation kullandığı zaman Reverse Armor efekti gözükmeyecektir diyor. Bu Reverse Armor ne bilmiyorum. Ronakland Boss etkinliği de sona ermiştir diyor. Lobo Boss. Ronakland Lobo Boss etkinliği de sona ermiştir. Hemen şöyle hafta sonu giriş etkinliğine bir bakalım. 18 Nisan ve 16 Mayıs 2024 tarihleri arasında cumartesi ve pazar, bak sadece cumartesi ve pazar günleri içinde 4 hafta boyunca gerekli kriterleri sağlayan oyuncular muhteşem ödüllerin sahibi olacakmış. Toplamda 20 saat oyunda kalacaksın. Her gün maksimum 4 saat. Yani hafta sonu cumartesi pazar oyunda aktif olarak oynamasanız bile çarınızı açık bırakın 4 saat boyunca. 5000 leader puanı. Her gün maksimum 1K kasmış olacaksınız. Yani bir ay içinde 5K NP kastıyor. Yani bunu da kasarsın canım. CZ çıksa çok rahat bir şekilde kasarsın. Yukarıdaki kriterleri sağlayan oyuncularımız çekilişle elde edeceği ödüller aşağıdadır diyor. Şimdi niye çekiliş? Çekiliş olmasa iyiymiş. Neyse. 10 kişiye 30 günlük Switch Premium. 20 kişiye Mavi Trinam. 100 kişiye Asset Armor göğüslük ve kafalık. Yine aynı şekilde 100 kişiye Atak Perisi. Katılan herkese de 5 adet Mage Chamber verecekmiş. Yani Mage Chamber olmasa yerine daha aktif kullanabileceğimiz bir paket Geniye bir şey olsa daha iyi olurmuş. Ödüller 16 Mayıs tarihinde posta kutularına gönderilecektir diyor. 13 Haziran tarihinde posta kutularını bekleyen ödüller silinecektir. Eğer 13 Haziran tarihinde hala posta kutusundaysa silinecekmiş. Letter'dan almayı unutmayın. Evet, güncellemeler bence yeterli. Daha iyi olabilir miydi? Olurdu ama buna da şükür diyerekten oyunumuza devam ediyoruz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Elite giden Mage bölüm 1 sona ermiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.